Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine herkesin çok rahatlıkla örebileceği zevkli güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Toplamda şişime arkadaşlar 35 tane ilmek attım. 7 tane ilmeğimi kenar pat olarak haroşa ördüm. Kalan ilmeklerimde bir düz bir ters tek sil tip lastiği arkadan uygulayarak örgümü ördüm arkadaşlar. Desenimiz için 6 ve katlı artı 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi 6 sıradan oluşan desenimizi örmeye başlayalım. Özellikle bu lastiği tercih ettim. Çünkü bu lastiği üzerine desenimiz çok yakışıyor. Şimdi bir yeleğin ön parçasını örer gibi hareket ettiğimiz için buradaki 7 tane ilmeğimi arkadaşlar haroşa olarak öreceğim. Haroşaları ben önden arkadan düz örerek elde ediyorum. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. 3 tane ilmeğimi ters örerek başlıyorum desenimi. 3 ters ördüm. İp üstteyken 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ters ördüm. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. Tekrar 3 ters ilmek örüyorum. İp üstteyken 1 2 3 ilmek örmeden alıyorum. 3 ters örüyorum. İp üstteyken 1 2 3 ilmek örmeden aldım. Son kez 3 ters örüyorum. Ve dikişe giden ilmeğimiz ters arkadaşlar. Evet bu şekilde desenimizi kurduk. Arka tarafa geçiyorum ikinci sıram. Hemen ilk ilmeğimi aldım. Önümde 3 tane düz ilmek var. Bunları düz olarak örüyorum. İpi üste alarak tekrar bu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. İpi alta verdim. 1, 2, 3 düz. Üste aldığım ilmekleri alıyorum 3 tane. Alta verdim. 1, 2, 3 ilmek üste çıkardım ipimi. Yine aynı ilmekleri 3 tane ilmeğimi ön taraftan örmeden almıştım. Yine örmeden aldım. 3 düz örüyorum. 3 ilmeğimi ipi üstte alarak alıyorum ve son kez 3 düz ilmek örüyorum. Kalan 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet ikinci sıramız da bu şekildeydi. Ön tarafa gelelim. Bütün ilmeklerimiz üçüncü sırada hepsi düz arkadaşlar. Hepsini sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Evet bu şekilde. Çok kolay bir model ama sonucu süper. Evet sıranın sonuna kadar örmeye devam edelim düz olarak. Evet. 3. sıramızı düz olarak ördük, bitirdik. Arka tarafa dönüyorum. Son 7 ilmeğe kadar ters örüyorum. 4. sıramızda desenimiz ters. Son 7 ilmeğe kadar ters örelim. Son 7 ilmeği düz örüp hemen ön tarafta buluşalım. Evet arkadaşlar, ön tarafa geldim. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz ipleri yukarı toplayarak 5. sıramızda burada desenimizi şekillendireceğiz. Görmüş olduğunuz şu 3 tane ilmeğin 2. ilmeğinde bu işlemi yapacağız. Şimdi burayı dikkatli izleyelim. 5. sıramızda her 5. sıramızda bunu tekrarlamış olacağız. Şimdi 7 tane ilmeğimi evvela kenar patı olarak ördüm. Şimdi 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra 3 tane ilmeğin ikincisinde hareket edeceğim için bir tane daha örüyorum ve şu bakın gelen lastiğin üzerinden gelen düz ilmekli işlemimiz var. Şu ipimi şişin üstüne alıyorum. Bu ilmekle beraber ikisini örüyorum arkadaşlar ipi aldım ilmeğin üzerine ve ikisini beraber ördüm 1 2 3 4 5 ilmek ördüm bakın yine ikinci ilmeğe geldim bu ipimi alıyorum yukarı doğru şişin üstüne alıyorum ve altındaki ilmekle beraber düz örüyorum 1 2 3 4 5 ilmek ördüm ipi aldım şişin üstüne aldım hemen bakın bu lastiğin üzerindeki düz ilmekle beraber ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın son kez bu ipimi aldım şişin üstüne. Yine bakın lastiğin üzerindeki o ikinci ilmekle beraber ördüm. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet desenimiz 5. sırada arkadaşlar tamamlanmış oluyor. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle ki Arka taraftan buraya kadar ters öreceğiz. Arka tarafa dönüyorum. Hemen ilk ilmeği aldıktan sonra arkadaşlar son 7 ilmeğe kadar ters örüyorum ve birinci desenimiz bu 6. sırayı ördüğümüzde tamamlanmış olacak. Herhangi bir kayma olmayan bir model. Oldukça da kolay. 6 sırada bir desenimizi tekrarlayarak arkadaşlar örgümüzü yukarı doğru örmemiz gerekecek. Şimdi ben sıranın sonuna kadar örgümü evvela ters örüyorum. Sonra 7 ilmeği düz örerek birinci desenimi bitiriyorum. Evet. Tekrar kuracağız sizinle. Ve ben 5. sıraya kadar örgümü öreceğim. 5. sırada sizinle beraber tekrar deseni tamamlamış olacağız. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet bakın hemen ön tarafa dönelim ve desenimize bakalım. Bu şekilde arkadaşlar desenimiz. Şimdi bir kez daha kuralım ve 5. sıraya ben geleyim ve 5. sırayı beraber tekrarlayalım. İlk ilmeği aldım. Hemen 7 tane ilmeğimi 4 5 6 7 ördüm. 3 ters örüyorum. İp üstteyken 3 tane ilmek alıyorum. 3 ters ördüm 1 2 3 ilmek ip üstteyken aldım 1 2 3 ters ördüm 1 2 3 tane ilmeği aldım 1 2 3 ters ördüm 1 2 3 ilmek aldım ve 3 ters ördüm arka tarafa dönüyorum ikinci sırayı örelim. 3 düz örüyorum. İpi üstte alıyorum. Örmeden aldım ilmekleri yine alıyorum. 3 düz ilmekleri alıyorum. 3 düz ilmekleri alıyorum. Tekrar 3 düz ilmekleri alıyorum 3 düz kalan ilmeklerimde kenar patım düz şimdi ikinci sıramızı da ördük üçüncü sıramızda desenli kısım için söylüyorum düz yani şuradan itibaren arkadaşlar kenar patından sonra arka tarafa dönüyoruz buraya kadar ters ve beşinci sıraya geliyoruz desenimizi bir kez daha tamamlamış olacağız hemen örelim Evet arkadaşlar, yine 5. sıraya geldim. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz desenleri yine 5. sırada tamamlamış olacağız ve bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Şimdi hemen 7 tane ilmeğimi kenar patı olarak düz örüyorum. 4 5 6 7 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördükten sonra ikinci ilmeğe yine üzerine geldim. Bu ipimi üstüne alıyorum şişimin ve ikinci ilmekle beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Bu ipimi alıyorum. Şişin üstüne aldım. ikinci ilmekle beraber ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bu ipimi alıyorum. ikinci ilmeğin üzerine alıp ikisini beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 ikinci ilmeğin üzerine ipimi alıp ikisini beraber ördükten sonra kalan ilmeklerimi arkadaşlar örüyorum ve bakın 5. sırayı sizinle tekrar çalışmış olduk şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz 6. sırayı bu noktaya kadar ters örüyoruz 7 tane ilmeği düz örerek bu ikinci desen sıramızı da bitirmiş oluyoruz ve yukarı doğru tekrar videoyu bu kısma çektiğiniz zaman Aynı şekilde yukarı doğru örmeye devam ediyorsunuz. Ben şimdi örgümü bir miktar örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bakın çok güzel bir model. Ön tarafı bu şekilde ve arka tarafı da bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.